Efendim herkese yeniden merhaba. Hepimizin gözü Ukrayna'da tabii doğal olarak. Fakat bu video kanalını takip eden değerli dostlarım ki sayımız yakın bir gelecekte 100 bini bulacak gibi gözüküyor. Lütfen benim yayınlarımı izlerken ben bunları söylemek istemiyorum. Yaşlı başlı bir adam olarak YouTuber gibi gözükmek istemiyorum. Yani şurada bir şey var, buton var, abone ol butonu, düğmesi. Ona bir tıklayacaksınız, hepsi bundan ibaret. Ve ondan sonra düzenli olarak size bilgiler ulaşacak. Hoşlanmadığınız videoları seyretmezsiniz. Bilgi sahibi olmak istediğiniz alanlarda seyredersiniz falan. Yani bu kadar basit bir işlem. Rica ediyorum. Geçelim. Şimdi Ukrayna'da sıcak gelişmeler yaşanırken bir anda Kafkasya patladı. Ama bu tabii biraz önce de söylediğim gibi bu video izleyicileri açısından şey değil, şaşırtıcı değil. 6-7 Eylül günleri Rusya, Amerika, Fransa, Brüksel hatlarında Ermenilerin Yunanlılarla birlikte falan neler çevirdiğini ve mutlaka bir çatışmaya ihtiyaç duyacaklarını belirten bir yorum yapmıştım. Onu da sizlere tekrar aktaracağım. Kaçıranlar için belki izlerler. Niçin? Çünkü bu olay, yani Kafkasya olayı, Güney Kafkasya olayında özellikle iki güç gelişmelerden çok rahatsız küresel anlamda. Biri Amerika Birleşik Devletleri, o zaman da anlattım. Öbürü Fransa. Niçin? Çünkü Rusya lideri Putin 2020 yılındaki savaşta akıllı bir manevra yaptı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki dengeleri iyi yakaladı. Eski bir imparatorluğun sözcüsü olarak, yani Sovyetler Birliği'nin devamcısı olarak iki tarafa da çok fazla meyletmedi. Hatta herkesin beklentisinin aksine savaş Ermenistan sınırlarının içine girmediği için Putin askeri açıdan da müdahale etmedi, açık konuşalım. Çok doğru bir karardı. Niye? Çünkü sonuç itibariyle Ermenistan'la kolektif güvenlik anlaşması örgütü arasındaki işbirliği veya savunma sistemi Ermenistan topraklarının içinde bir savaş olması hali için geçerliydi. Putin bunu çıktı dedi ki bu savaş Ermenistan toprakları için ne değil. Bu sayede Moskova 9-10 Kasım 2020'de üçlü mutabakatı sağlayan, ateşkesi sağlayan, çatışmaları sonlandıran, bunu bir de Ocak 2021'de devam ettiren güç olma imkanı yakaladı. Fakat daha sonra bir gelişme daha yaşandı. O da Azerbaycan petrol ve doğalgazının yaklaşmakta olan başka bir savaş nedeniyle önem kazanması çerçevesinde Ermenistan'ın hiç beklemediği bir biçimde Azerbaycan'ın başkenti Avrupalı'da oldu. Ve İlham Aliyev de orada doğru bir manevra yaparak Avrupa'nın beklentilerini boşa çıkarmadı. Ve bu sayede bir yanda Rusya, öbür yanda Avrupa Birliği Güney Kafkasya'da ciddi bir manevra kabiliyetine sahip oldular. Bu zaten Azerbaycan'ın öteden beri istemediği AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun tamamen devre dışı kalmasına neden oldu. O Minsk grubu, hatırlatayım yeni başlayanlar için, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa eş başkanlarından oluşuyordu. O grubun devre dışı kalmasıyla zaten bu iki devlet de devre dışı kalmış oldu. Şimdi son videomda, bundan önceki son videomda ne dedim? Amerika ve Fransa bir çatışma ve arayışında, Rusya'da Azerbaycan ve Türkiye ittifakının Güney Kafkasya'da belirleyici rol oynamasından rahatsız. Hatta konu dedim, Suriye'de olduğu gibi Türkler olduğu zaman çatışan taraflar hemen birbirini buluyorlar ve Türkiye'ye karşı bir ittifakı oluşturabiliyorlar diye de aktarmıştım. Şimdi bu provokasyon, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği bu provokasyon, yani üç bölgeden gerçekleştirmiş
ve Kelbecer ve Laçın bölgeleriyle Zengilan'dan bu provokasyon ve hele hele 1 Eylül itibariyle oralarda hiç olmaması gereken Karabağ'ın 3'te 2'sinde şu anda hala Rus barış gücünün korumasında varlığını sürdüren yasa dışı Han kenti yönetimine bağlı silahlı unsurların da ateş açmasıyla iyice kızışan bir savaşla karşılaştık. Unutmayın, Ermenistan'la Azerbaycan arasında herhangi bir barış yok. Ateşkes var. Yani savaşan taraflar savaş taraflarını sürdürüyorlar. Ateşkes farklı bir şey. Nihai barışa ulaşmış olmak farklı bir şey. Bu nihai barış içinde sürdürülen birkaç çalışma var. Azerbaycan ısrarla diyor ki kardeşim, biz 10 Kasım 2020'de ne yaptıysak, ne imzaladıysak arkasında duruyoruz, siz de durun. Nedir? Bu Zangezur koridoru ne olacak? Değil mi? Çünkü Nahçıvan'ı Batı Azerbaycan'la bağlayacak, aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye üzerinden, Nahçıvan üzerinden Kafkasya, arkasından da Orta Asya'ya bağlayacak bir koridordan bahsediyoruz. Bu koridor ne zaman açılacak? Bir, Ermenistan, Rusya ve İran'dan sağladığı destekle bunu habire öteliyor. Bu bir. İki, sınırların belirlenmesi ve Karabağ'ın tamamının Azerbaycan toprağı olarak kabul edilerek bölgedeki askeri unsurların çekilmesi, bölgede yaşayan Ermenilerin, yani Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan vatandaşı olarak hayatlarına devam etmesi. Bu ne zaman olacak? Şimdi tabii bunu yapmıyorlar. Ermenistan'ın buradaki avantajı şu: bunlar olursa zaten Rusya'ya burada ihtiyaç kalmayacak. Yani Rus barış gücünün bir anlamı kalmayacak ki Rusya ne yapıp ne edip orada kalmaya çalışıyor. Ermenistan en yetkili asları. Diyor ki mevcut statükolar değişirse onu nasıl yöneteceğiz? Burası karışacak. Yani diyorlar ki Ermeni'nin elindeki yerler kalsın Karabağ'da, siz ona göre bir formül bulun. Ama İlham Aliyev kararlı. Yani diyor ki kardeşim, ben kendi topraklarım içinde ne başka bir ülkenin askerini istiyorum ne de başka bir silahlı terörist grup istiyorum. Ya bunları adam gibi çözelim ya ben çözeceğim diyor. Bu kadar net. Dün akşam başlayan savaş bu. Azerbaycan verdiği sözün arkasında duruyor. Diyor ki yani siz buna devam edemezsiniz. Buralar benim toprağım ya. Ya benim toprağımın içinde Han kentinde silahlı unsur var. Ben bunu temizlerim. Ha Rusya temizlerse daha iyi olur. Ama temizleyemeyecekse ben bileyim, ben temizleyeyim diyor. Zangezur açılacak mı açılmayacak mı? Açılmayacaksa ben bileyim diyor. O zaman ben açayım. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi o yüzden mesela şimdi Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması gayet net. Ermenistan barış sürecinin yeni etaplarını durdurmanın yanında kurtarılan bölgelerde süren yoğun inşa ve altyapı yatırımlarını da hedef alıyor. Özellikle askeri birliklerimizin devralınan eski işgal bölgelerine intikal yollarının mayınlanması, haritasının verilmediği mayınlamayla ileride yaşanacak sivil ölümlerinin tezgahlanması kabul edilemez diyor. Demek ki böyle bir pislikler dönüyor orada. Başsavcılık diyor ki bakayım, Ermenistan kuvvetleri bütün uluslararası hukuk ve anlaşmaları ayak altına alarak Azerbaycan'ı Ermenistan devlet sınırının Taşkesen, Kelbecer, Laçın, Zengilan yörelerinde büyük çaplı saldırılar ve provokasyonlar yaptığı, açılan ateş sonucu maddi tahribat ve şehit kaybımız vardır. Ermenistan saldırganlığı dünyaya duyurulacak diyor. Şimdi dünyaya duyuracaksın da Paşinyan 49 Ermeni askerinin öldüğünü söyledi ama bana göre rakam hayli yüksek. Geçelim. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüştüğü şahıs
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Avrasya sorumlusu, koordinatörü, bir diplomat. Nikol Paşinyan'ın görüştüğü üç ismi sayıyorum şimdi. Biri Vladimir Putin, Moskova, öbürü Emmanuel Macron, Paris ve üçüncüsü de Anthony Blinken, Washington. Niye? Niye? Çünkü burada yine çifte standart giriyor devreye. Bakmayın siz. Yani kazandığımız savaşın cephesini çökertmeye çalışan bir manevralar içindeyiz. Macron açıklamış. Geçen gün, dün de zaten dendiği şeyin Mitsotakis'in yanında bize bir takım laflar etti. Onu sonra ayrıca şey yapacağım ama Macron açıklamış. Biz Azerbaycan saldırısını, ne saldırısı ya? Ne saldırısı? Adamsa ateş açıyor, sen de cevap veriyorsun. Azerbaycan saldırısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürecekmiş arkadaş. Blinken ortalama bir şeyler söylemeye çalışıyor ama Amerikan Kongresi'nde ne kadar zor durum. Yani Ermeni, Rum, Yunan hepsi ayakta. O yüzden ister istemez faş etmeden Ermenistan'ı koruyacak bir formülün peşinde gidiyorlar. Zaten Rusya az bu çatışmalardan memnun. Niye? Çünkü bu çatışmalar devam ettiği sürece orada Rus askeri varlığını koruyacak diye bakıyor. Problem şu. Paşinyan kolektif güvenlik anlaşması örgütü ki Belarus, Rusya, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşuyor. Oraya başvurdu. Ve dedi ki yani ben saldırıya uğradım, beni gelin koruyun. Şimdi tabii işin içinde iki tane Türk Cumhuriyeti var. Kazakistan ve Kırgızistan böyle bir işe kalkışır mı? Sanmıyorum. Sanmak istemiyorum. Yani Rusya'nın ağır basmasıyla Azerbaycan'a karşı bir karar alırlar mı? Veya Ermenistan'ı korumak için oraya asker yollarlar mı? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Ama olayların gelişimi doğrultusunda Belarus'la Rusya, Türkiye'nin de Azerbaycan'la olan ittifakı çerçevesinde bölgedeki ayağını kesmek amacıyla ve Ukrayna Savaşı'nda düştükleri pozisyonu biraz da örtbas etmek amacıyla bir maceraya kalkışabilir mi? Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar yapılan açıklamalar dengeli. Ama artık Rusya güvenilmez bir devlet. Bugün beyaz dediğine yarın kara diyenler grubunda. O nedenle orada bir risk var mı? Var. Peki bu risk gerçekleşirse Azerbaycan geri adım atar mı? Ben Türkiye'den tam destek alan, çünkü Ceyhun Bayramov'la Mevlüt Çavuşoğlu görüştüler. Gerçi Ermenistan Savunma Bakanı Süren Papikyan'la Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu da görüştü. Ve bak, Ermeni Bakan biz saldırıya uğradık, gelin kurtarın bizi demiş. Bu bir Türk-Rus çatışmasına dönüşür mü? Bunun için herhangi bir yorum yapma anlamında biraz zamana ihtiyacım var. Rusya çok zor durumda, Ermenistan zor durumda, herkes zor durumda, biz iyi duruyoruz Azerbaycan olarak orada. Buna biraz zaman ayırmam lazım. Rusya'nın muhtemel yeni maceraları açısından. Fakat gördüğüm kadarıyla Azerbaycan Türk'ü topraklarını ve hukukunu ve egemenliğini korumakta kararlı gözüküyor. Sıcak takip yapacağım, merak etmeyin. Olayları düzenli olarak aktaracağım ve ona göre siz de buradan takip edersiniz. Hoşçakalın.